Mutfağa Dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim mercimek köftesi. Ben ilk olarak 2 su bardağı mercimeğimi güzelce yıkadım. Siz kullanacağınız su bardağına göre ayarlayabilirsiniz. Ben klasik su bardağından yapacağım. Siz hangi su bardağını kullanıyorsanız ona göre suyunu ekleyebilirsiniz. 2 su bardağı mercimeğimi 3 su bardağı su ekleyeceğim ilk olarak. Mercimeğimi tencere içerisine aldım. Üzerine 3 su bardağı su koyuyorum. Malzemeler listem açıklanan bölümünü öğrenebilirsiniz. Tenceremi ocağın üzerine alıyorum. Tenceremi ocağın üzerine aldım. Bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kapağını tam kapatmayın, taşabilir. Mercimeğimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini bekliyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika. Kapağını devamlı kapatmayın. Bu şekilde aralık bırakın çünkü taşabilir. Köpüğü çünkü. Mercimeklerimiz yumuşadı gördüğünüz gibi ve suyunun tamamını çekti. Üzerine bir su bardağı ince bulgur koyuyorum. Kısalık bulgur yani. Karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat dinlendiriyorum. Mercimeğimizi dinlerken biz de sosunu hazırlayalım. Sosu için bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ koyuyorum. Bir adet kuru soğan küçük küçük doğradım. Güzelce kavuralım. Soğanlarım kavruldu. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Salçamın kokusu gitsin. İsterseniz sadece domates salçası kullanabilirsiniz veya sadece biber salçası kullanabilirsiniz. Salçamı güzelce kavurdum. Baharatını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. İsterseniz tatlı, isterseniz acı kullanabilirsiniz. Ve yarım çay kaşığı kimyon. Karıştıralım. Baharatlarla beraber güzelce kavurdum. Şimdi mercek götünün yapılışına geçelim. Ben daha rahat yoğurabilmek için tepsimin içerisine aldım. Hazır sosu koyuyorum üzerine. Şu an köftem çok sıcak olduğu için elimle karıştıramıyorum. Onun için kepçe yardımıyla veya spatula yardımıyla karıştırabilirsiniz. İlk olarak soğuyana kadar. Gördüğünüz gibi çok yumuşak oldu. Lokum gibi olacak zaten köftemiz de. Bu şekilde karıştıralım. Salçamızı güzelce yedirelim köftemize. Bu esnada bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ediyorum. Siz tuz miktarını damak zevkinize göre azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Karışımı devam edelim. Köftemi güzelce karıştırdım. Bu şekilde 10 dakika daha bekletiyorum. Hem içerisine tuzunu falan çeksin hem de soğuması için. Köftemin üzerine yeşillik ilave ediyorum. Küçük küçük doğradığım ardından küçük küçük doğradığım tarçını ilave ediyorum. Yarım bağ maydanoz, 5-6 dalda tarçın kullandım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar nar ekşisi. Siz ekşi seviyorsa daha fazla koyabilirsiniz. Şimdi köftemizi güzelce yoğuralım. Bu şekilde yedire yedire yoğuruyoruz. Benim kullandığım tepsi tırtıklı olduğu için çok kolay
yoruluyor. Köftemizi 5 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi şeklini verelim. Köftemizden ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz. Ya daha küçük yapabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlıyoruz elimizle. Ve çok hafif sıkıyoruz. Ve yıkadığım kıvırcıkların üzerine koyuyorum. Ben servis tabağımın alt tabanına kıvırcık koydum. İsterseniz onu da koyabilirsiniz. Bu şekilde sıkarak şekil veriyoruz. Görüyorsunuz kıvamını. Çok sert değil, çok yumuşak değil. Bu şekilde mercimek köftemiz hazır oluyor. Mercimek köftelerimiz hazır. Mercimek köftelerinin yanında kıvırcık ve limonu servis edin. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere.